Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından. Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, felaketlerden uzak ve acı haberlerden uzak mutlu, huzurlu günler diliyoruz değerli izleyenler. Efendim biliyorsunuz son zamanlarda programlarımızı genelde sağlık üzerine, Elazığ gündemi üzerine yapmaya çalışıyoruz. Keza dünyayı büyük etki yaratan, dünyada büyük etki yaratan bir virüs tehdidi altındayız. Hem dünyamızı, hem ülkemizi, hem şehrimizi. Ama daha öncesinde Elazığ'ımız büyük bir felaket yaşadı. 24 Ocak'ta malumunuz bir deprem süreci yaşadık, deprem yaşadık. Ve deprem yaşamakla kalmadık. Onun bir de süreci var efendim. Yıkılan binalarımız var. Depremden dolayı yıkılmak zorunda kalan binalarımız var. Bunlar için esnafımızın etkilenmesi söz konusu. Birçok halkımızın bu konuda etkilenmesi söz konusu. Akabinde de bu virüsten dolayı birçok iş yerinin kapanması, ekonomik açıdan halkımızın sıkıntıya düşmesi açısından çok önem arz ettiği diye düşünüyoruz. Ve Elazığ gündemini dile getirmeye çalışıyoruz. Bugün de çok değerli bir ağabeyimiz, bir iş insanı, efendim ünvanlarını saymakla bitiremeyeceğim, hemen şöyle bir DASP bir genel koordinatörü. Doğu Anadolu yani Sivil Toplum Kuruluşları Birliği genel koordinatörü anlamına geliyor. Birçok ünvanı var, birçok federasyonun başkan ya da başkan yardımcılığını üzerinde taşıyor. Gerçekten sorumluluk sahibi çok değerli bir ağabeyimiz Hayrettin Karakaya bugün bizlerle birlikte olacak. Elazığ gündemini konuşacağız. Hem bu COVID-19 dediğimiz virüs ve deprem sürecinde Elazığ'daki etkilerini dile getireceğiz birlikte. İki bölüm birlikte değerli ağabeyimle. Dilerseniz hemen bir hoş geldiniz demek istiyorum değerli ağabeyime. Abim hoş geldin, şeref verdin. Nasılsın? Allah razı olsun. Senede bir olsa buluşuyoruz. Abi bu sene iki oldu bak. Yok. Tabii sen şeyde de geldin daha sene. 2019'da, Ramazan'da. Hayır bu, ya 2020 bu işte bak. Bu böyle zeki yani, insanlar yani, gerçekten doğru. 2019. Bu arada Hayrettin abimiz ciddi bir rahatsızlık geçirdi depremden önce efendim. Bir kalp rahatsızlığı krizi, yaşadı, evet. Kalp krizi yaşadı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi. Çok teşekkür ederim. Bu süreçte tabii bizi kırmayıp geldiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani kendimi şöyle inzivaya çekmiştim uzun süredir kalp rahatsızlığından sonra. Siz arayınca yok demek imkansız yani. Abi çok teşekkür, baş tacısın. Ama gerçekten bir kronik rahatsızlık elbette, evet. Kalp rahatsızlığı da. Bu süreçte evde geçiriyor kendisi. Evet. Ama bizi kırmadı, sağ olsun geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz de son derece hassasız. Sizleri özlemiştim, bir değişiklik oldu benim için de. Evet. Tabii sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi takarak çıktık evden. Allah razı olsun. Şu anda İyi burada yapıyorsun. Sizinleyiz. Aslında kalp krizi deyince ben tabii ağır bir kriz geçirdim. Çok doğru. Peşinden tam beni ziyarete gelen arayan sorana teşekkür edemeden deprem yaşadık. Evet. O dönemde bir sizler dahil birçok arkadaşımız, büyüklerimiz, siyasilerimiz arayıp sordular. Ben teşekkür edememiştim. Vesile oldunuz. Onlara da herkese teşekkür etmek istiyorum. Rahatsızlıktan sonra ilk program değil mi abi senin? Evet, ilk program. Şey vardı, yani kriz geçirdiğim gün sizde bir paket program vardı. Onu yayınlanmıştı. O yayınlanmıştı. Paketti, teşekkür ediyorum tabii bu arada Kanal Ama Fırat, iyi gördük Kanal abi yönetimine. Maşallah iyi Şükür gördük. Seyircilere ve size iyi görünmek için yıkılmadık, ayaktayız. Eyvallah. Demek için şimdi, buradayız. Ben ve birçok insan sosyal medyada da seni takip ediyoruz. Evet. Evde de o egzersizlerin sporuna da yapıyorsun. Evet. Çok güzel. Aslında şu anda yapmamız gereken şey şu süreçte evde kal Türkiye diyoruz. Bu süreçte evde kalıp o egzersizlerimizi de ihmal etmememiz gerekiyor. Hayrettin abi doğrusunu yapıyor değerli izleyenler. Biz de bunları düşünüyoruz. Burada inşallah programımızda böyle evde spor gündemi oluşturmayı da düşünüyoruz açıkçası. Güzel olur değil mi abi? Çok güzel. Tabii benim malumunuz siz biliyorsunuz da bilmeyen izleyicilerimiz için ben Badminton Federasyonu'nun Elazığ İl Temsilciliğini son 15 yıldır yapıyorum. Badminton'da Elazığ'ımız Türkiye'de ilk üçün içinde. Maşallah. Çocuklarımız Avrupa şampiyonu, Balkan şampiyonu olmuş çocuklarımız. Ve bu arada 2020 olimpiyatlarına hazırlanan, milli takımda oynayan oyuncularımız vardı. Yani 2020 olimpiyatlarına kotayı
aşıp katılabilecek durumda. Ertelendi vardı. Ama. Ertelendi malumunuz. Belki daha iyi oldu bu. Şimdi tabii badminton'da topumuz mantar ve kastığı olduğu için konu komşuyu da rahatsız etmiyor. Duvar çalışması yapınca ses çıkarmıyor. Ama hareket kabiliyeti, tenis raketi benzeri bir rakette oynanıyor. Yani algı oluşturuyor. Sen farkında değilsin. Sen anlayamadın. Ben anlıyorum. Evet. Mantar ve bak ne dedi? Kaz tüyü. Evet. Yani mantarlı bir kaz yemeği yapın demek istiyorlarına. Evet. Sen anlayamıyorsun. Aynen. Ben artık Hayrettin abi. Abi bir 30 sene oldu herhalde. İlk dostluğumuz. 30 oldu evet. Şeyimiz. 30 oldu evet. Ben artık çözüyorum işi. Yani bak sana işaret sinyal ediyorum. Veriyor. Sıkıntı yok. Baştacı başkanım. Eyvallah. Şimdi Hayrettin abi deprem sürecinden sonra malum ocaklarımız birçok evimizin ocağı tütemedi. Kesinlikle. Biz de o süreçte yemeklerimize bir ara vermiştik. Çok iyi. Bu hafta itibariyle yani dün pazartesi itibariyle yemeklerimize tekrar başladık. Keza hayatın artık normale dönmesi gerektiğini kesinlikle düşünüyoruz. Evet. Biz de yemeklerimizi başlattık ki inşallah 11 ayın sultanı Ramazan'a da önümüzdeki hafta gireceğiz inşallah. Perşembeden itibaren Allah kısmet ederse. Hatta cumadan, cuma gecesi. Den itibaren çünkü sahura kalkacağız cumayı. Çarşambayı cumaya perşembeye bağlayan gece. Hı hı. Ben o günün yüzü su hürmetine, Ramazanımızın, üç aylarımızın yüzü su hürmetine inşallah şu virüs illetinden de kurtulmayı nasip eder Allah amin. Bize. Temennimiz bu yönde. Evet. Biz de yemeğimize başlattık. Bugün de güzel yemek dilersen beraber öğrenelim. Yemeğimiz neymiş? Hemen yani, şefime sosyal mesafeyi koruyarak mesafeyi koruyarak aramızda en az bir metre olmalı. Evet. Koruyarak şefimize hemen soruyorum. Bugünkü menümüz ne? Feyzullah şefim. Tüm izleyicilerimize ilk öncelikle hayırlı günler diliyorum. Başkanıma da hoş geldin mutfağımıza diyoruz. Çok teşekkür ederim şefim. Kolaylıklar bugün güzel bir dedik tavuk sote yapalım. Evet, mantarlı bugün, güzel bir tavuk sote yapalım. Dünya mutfağı günümüz efendim bugün. Evet. Dileyen buna krema da koyup soslar, değişik soslarla da dünya mutfağına çevirebiliriz. Anlatırken söyleriz onları. Evet. Neler, ve yanına da güzel bir sebzeli. Eskiden hani dedikleri gibi meyhane pilavı dediğimiz güzel sebzeli bir salçalı güzel bir bulgur pilavı yanında gider. Hayrettin abi gider değil mi? Çok güzel gider. Gider. Efendim gider. Bugün bir tavuk sotemiz var. Bir de sebzeli meyhane pilavı dediğimiz bulgur pilavımız var. İlk yarıda tavuk sotemizi yapacağız. Şöyle bir menülerimizi görelim. Malzemelerimizi hazırlasın. Tavuk sotemiz gelsin. Tavuk sotemiz de var. Evet tavuk sote. Buyurun. Ben zaten okuyayım istersen. Burada tabii ki. Şefim sen tamam. Gözün, ben de bu arada o zaman gözün görmüyor. Ben öne gelip okuyayım. Kahveni de yap. Sanki benim çok iyi gözüm görüyormuşçasına. Hem de yavaş yavaş kahve yapayım ben de o zaman. Tamam. Sen de kahve. Başkanım kahvemiz nasıl olsun? Efendim, sade. Bugün sade. İlk menümüz tavuk sote olacak. Tavuk sotemizin malzemeleri 2 adet tavuk göğsü, 500 gram yani yarım kilogram biber, 500 gram yine yarım kilo domates efendim, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı karabiber. Tekrar ediyorum efendim tavuk sotemizin malzemelerini. Tekrar 2 adet tavuk göğsü efendim, 500 gram biber, 500 gram domates, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı karabiberimiz var efendim. Bir ikinci menümüz de bulgur pilavımız, sebzeli bulgur pilavımız var efendim. Onun da malzemelerini hemen görelim dilerseniz. Evet, sebzeli bulgur pilavı. 2 su bardağı bulgur, 2 adet biber, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı tuz, 100 gram tereyağımız var değerli izleyenler. Tekrar ediyorum sebzeli bulgur pilavımızın malzemelerini. 2 su bardağı bulgur, 2 adet biber, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı tuz, 100 gram tereyağı kullanacak değerli Feyzullah şefim efendim. Sebzeli bulgur pilavımızda. Tavuğumuzu elimizde mantar da var. Bizim tavuğumuz, tavuk sotemize mantar da ilave edeceğiz. Orada hemen kahvenizi de yapıyorum. Biz, buradan da izleyen bir sürü kişi var. Onlara da selamlarımızı göndermiş olalım. Buradan sosyal medyadan da izliyorlar. Buradan gerek Kanal Fırat ekranlarından da şu anda canlı yayın yapılıyor efendim. Oradan da gerekse Feyzullah Şefim'in sosyal medyasında da şu anda izleyebilirler efendim bizleri. Bazen cevap veremiyoruz kusura bakmasın çünkü yoğun şekilde yemek yapıyoruz. Çok onlara da teşekkür ederiz. Şimdi neyle başlıyoruz şefim? Şimdi ben yavaş yavaş önce kahve yapacağım ve sebzelerimizi, tavuğumuzu doğrayıp yavaş yavaş sotemize başlayacağız. Sotemize başlayacağız. İlk bölümde sotemizle. Evet, ilk bölümde sotemizi yapacağız. Evet. İkinci bölümde de pilavımızı yapacağız. O zaman sen kahve yap. Değerli abi, Hayrettin abiye kahvemizi sunarken ben sana tekrar döneyim ve tavuk sotemizde nasıl yapacağını izah edeyim. Doğrama şeklinde izleyicimize paylaşmış oluruz. Tamam. Çünkü ana burada malzememiz tavuk.
Bu arada şefim, pazarlarımızda efendim tabii ki yoğunluğu önlemek lazım. Pazarlara böyle lütfen o pazarlarımızda sosyal mesafelere dikkat edelim. Kalabalık ortamlarda dikkat edelim, bunu da söyleyelim. Çünkü bu hastalığın şakası yok efendim. Bunu kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Hepimiz kendimizi izole etmek zorundayız. Yani elbette ki alışverişimizi yapacağız, malzememizi alacağız ama alırken de çok tedbirli olmamız lazım. Çok kurallara uymamız lazım. Kesinlikle. İç içe girmememiz lazım. Buradan da bu uyarılarımızı yapalım değerli izleyenlerimize. Hem aylardır zaten bu işin içinde ki Elazığ daha önce de girmiştim. Sağlık Bakanımız bir emek sarf ediyor sağlıkçılarımızla beraber ve emniyet güçlerinde. Onlara biz de destek olursak, tüm izleyicilerimize destek olursak çok daha güzel olur. Ve daha hızlı bir şekilde bu illetten kurtulmuş oluruz. Hep birlikte yine cıvıl cıvıl sokaklarda, caddelerde, parklarda gezmiş oluruz sevdiğimiz insanlarla evet, beraber. İnşallah temennimiz o yönde. Sen kahveni yapadın, tamam. Ben değerli Hayrettin abime dönüyorum. Abi misafirperverliğin gereği. Evet. Değil mi? Elazığ'ın. Şimdi çok makbul efendim altın değerindenir. Altınla ölçülüyor artık. Şöyle bir kolonyamızı, sosyal mesafeyi tabii, koyalım Hayrettin abi. Kolonyanın tarihçesi malum Almanya'nın Köln şehrinde başlıyor. Ama Avrupalılar unutmuş kolonyayı. Türkiye'den biz devam ettiriyoruz. Yani şu anda bu hastalıktan evet. Dolayı Avrupa'dan bizden biz kolonya da isteniyor. Şimdi şöyle diyeyim, geçen gün Elazığ'ımızın Güzide işletmelerinden 60 yılı aşkın bir işletmemiz. Evet. Kolonyacı Yaşar abimiz. Evet. Buldaç kolonya. Hı hı. Bilirsin çok değerli oğlu. Rahmetli oldu abi Yaşar abi. Allah rahmet eylesin buradan da. Güven Bey buraya gelmişti. Benim de sınıf arkadaşımdır kendisi. Bayağı tabii kolonyacılar, üreticiler hakkında bayağı spekülasyon oluştu. Hı hı. İşte rayiş fiyatlara satıyorlar. Çok kazanıyorlar. Elazığ'da öyle bir şey olmadı. Fırsatçılık yapıyorlar gibi. Hı hı. Kesinlikle ki yani Buldaç ailesine böyle bir şeyi asla yakıştıramayız. Evet, Elazığ'da çünkü, genelde olmadı. Burada izah etme şansı verdik, hı hı, kendisine. Çok, hı hı, da güzel izah etti. Hı hı. Şu anda inanın dedi, bırakın kar etmeyi, zararına satış yapıyoruz. Evet, çünkü bir dolar aldığımız alkolün birim, evet, fiyatını şu anda 4 dolar alıyoruz. Evet. Biz 4'e katlamamız lazımken fiyatı %25 zam yapabildik sadece. Eğer 60 yıllık bir geçmişimiz olmasa, bir babamızın, atamızın efendim adı olmasa inanın kapatacağız dedi şu an aşamada. Çünkü zararına satış yapıyoruz. Bir başka arkadaş da kapatmayı düşünüyordu eski kolonyacılardan. Reklama girmesin tabii diye ki isim vermiyorum. O da işte bu dönemde tekrar böyle yoğunluk başladı. Artık taşıyorlar. Dükkana böyle işte depoda yapıp imal edip getiriyorlar. Yani bazen işte krizlere faydası da var bazı esnaflara ama evet, genel var, anlamda ama çok kimisine kötü oldu. De, şimdi abi şöyle genel anlamda kötü. Ben hep buradan söylüyorum. Değerli izleyenlerimiz de çok yakinen bilirler bu söylenimi. Dünya bir Elazığ bu süreçten iki defa etkilendi. Evet. Malum 24 Ocak'ta bir deprem, hı-hı, süreci de yaşadık Hayrettin abi. Çok kötü bir süreç yaşadık. Depremde o dönemde 1-2 bina gösterildi, yıkılan ölülerimiz oldu ama ondan sonrası çok zarar ziyan oldu. Evet. Çok hasar gören binalar, onlar yansımadı çok medyaya, dışarıya. Abi söylenen veya rakam 10 bin tane bina. Yani yıkılacak şu anda 10 bin bina. Evet. 10 bin binada yaşayan o insanlar şu anda mağduriyet yaşıyor. Yani tahminime göre benim 30-40 bin ev yıkıldı. Evet, rahat. Bu hani abartmama babında söylüyorum yani belki daha fazladır. Yetkililerde o bilgiler vardır. 30 bini zaten deklare edilmişti. Evet. Özellikle Paşa adı taşıyan mahallelerimiz çok fazla hasar gördü. Mustafa Paşa, Rüstem Paşa ve Abdullah Paşa gibi. Evet. Tabii sürü mahallemizde de oldu ama genelde eski evler çoğunlukla oldu. Ama öbür mahallelerde apartmanlar yıkıldı. Hatta halen yıkım devam ediyor. Durmadan devam ediyor. İşte geçtiğimiz günlerde bir mecburiyet zorunda kalarak dışarı çıkmıştım. Teyzem vefat etmişti geçen hafta. Allah rahmet eylesin. Zorunlu haberimiz olarak olmadan başı Allah sağ razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah yakınlara da Hayrettin abiye sabırlar diliyoruz efendim buradan da. Çok teşekkür ederim. Allah gani gani rahmet eylesin. Biraz görme fırsatım oldu. Halen yıkım devam ediyor. Evet. Yani işte biz mesela
benim eski iş yerim vardı Rüstempaşa'da. Depo olarak kullanıyordum uzun süredir. Geçen gün onu da işte 4 gün falan oldu yıktılar. Bakalım yani işte kentsel dönüşüme girdi diye oralarda. Bu arada sağlam binalar da gidiyor. Yani orası bina olarak az hasarlıydı normalde raporlarda ama genelde aza çoğa bakılmadı artık. Az hasarlı, orta hasarlı, çok hasarlı oraları bir elden geçirecekler. Ama dediğim gibi deprem etkisi bizde bir sene sonra, iki sene sonra hatta 10 sene bizi geriletirdi. Maalesef. Bu hastalık Elazığ'ı biraz daha etkiledi. Yani zaten etki altındaydık. Hani bundan nasıl kurtulacağız, nasıl çıkacağız sıkıntısını yaşarken. Şefim teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bunu yaşarken bir de Covid-19 çıktı başımıza, dünyanın başına çıktı. Ülkemiz ve dünya ülkeleri bir sıkıntı içinde. Rabbim tez elden buradan kurtarsın. Tüm ülkelerin ekonomileri çok kötü durumda. Evet. Ama bir şey gördüm ki ben sürekli bu ortamda rahat durmuyorum. Avrupa'daki birçok ülkede yakınlar, tanıdıklar, akrabalar olduğu için sürekli arıyorum. Orayla burayı kıyaslıyorum, Türkiye'yi. Şükredeyim. Milletimiz şükretsin ki evet, böyle bir ülkede yaşıyor. Bu süreçte hepsi tökezledi ama. Sağlık teşkilatımız gerçekten kesinlikle, çok güzel tedbirler alarak. Kesinlikle. Mesela benim Almanya'da kızım var, işte Hollanda'da kardeşim var, Fransa'da kuzenim var. Almanya'da yine arkadaşlarım var, dostlarım var, akrabalar var. Yani Hollanda'da aynı şekilde. Ve istisnasız mutlaka her gün ararım. Çünkü evdeyiz. Bakın. Zaman var. Tabii. Hani rahatsızlığın oradaki, akabinde. Oradaki durumlar nedir? Yani ne yapıyorsunuz diye. İmkanlar olsa da biz Türkiye'ye gelebilsek çünkü çıkamıyoruz artık. Bu çok diyorlar. Enteresan abi. Hı-hı. Yani dev diye bildiğimiz Avrupa tabii, ya da Amerika, hı-hı, sağlık sektöründe adeta bir balonmuş. Bunu gördük.
2 adet tavuk göğsümüzü. Biz burada daha ileriki zamanlarda dünya mutfağını işleyeceğiz ama genelde ağırlık Türk mutfağı ve Elazığ mutfağını ağırlığımıza alacağız ama dünya mutfağından da izleyicilerimize paylaşım yapacağız. Evet. Bu arada Hayrettin abiye sistemlerimizi de yine ileteceğiz efendim. Evet. Çünkü yemeği çok iyi bilen, çok gerçi bu artık şu anda perizdedir efendim. yemek periz tarifi yapabilirim yani özellikle. Yok, yapacağından yöresel yemekleri eminim yemek konusunda ben. Yani. Abi artık dikkat ediyoruz değil mi? Kesinlikle tabii şeker de var malum. Vallahi az önce şunu da söyleyelim. Biz böyle depremden zannediyorum bir gün önce çok değerli bir abimizi, kardeşimizin davetine iştirak etmiştik efendim. Davete iştirak etmek sünnettir. Evet. Tabii. Buradan çok değerli havaalanı müdürümüz Zeynep Abidin kardeşimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Bir davet vermişti bizim için. Hayrettin abi de o süreçte rahatsız olduğu için onu, çünkü ağır bir yemekti açıkçası. Söyleyelim abi yemeği de. Tabii söyleyelim. Palu tava efendim. Gururla söyleyelim. Yani buradan söylemek ne kadar şey bilmiyorum. Çünkü şu anda ekmek bulamayan insanlarımız öyle var. Öyle tabii malum. Ama ya. Ama davet mutfak programı nihayetinde. Adına, sanına, şanına yakışır bir şekilde. Hı hı. Efendim çok değerli Zeynep Abidin kardeşimize buradan teşekkür ediyoruz. Hayrettin abi de duyunca ben niye çağırmamış dedi, aradı. Abi dedi sen rahatsızdın, ağır bir yemek, Allah korusun. Biz tekrarı, bizim için daha önemli. Tekrarı olacak yani, sözünü aldık. Sözünü aldık değil mi? Sözünü aldık. İnşallah biraz daha toparlayalım. İnşallah şu virüs illetinden de kurtulalım. Bu sefer biz davet edelim. Sıra bizde ama abi. Tabii. Bizim davet etmemiz lazım değerli müdürümü. Hı hı. Buradan da selamlarımı gönderiyorum. İyi çalışmalar diliyorum değerli müdürüme. Evet, şimdi tekrar dönüyorum şefime. Doğradık herhalde Julien. Julien doğranın tavuklarımızı. Evet, yağımız biraz tereyağı, biraz da sıvı yağımızı ilave ettik. Şimdi bunu hafif bir şey kızartıp ondan sonra sebze biberleri, öncelikle yeşil biber, sonra kırmızı biber, en son mantarı üstüne atacağız. Mantar çünkü erken pişecek. Evet. Onu da atacağız üstüne. Ondan sonra da yemeğimizi şefim şu saati lütfen çıkarır mısın? Çıkarayım. Evet. Çünkü o mutfakta takılan etik değil efendim. Değil mi değerli izleyenler? Doğru, yüzükler yok zaten. Ben, sizler oradan müdahale etmeden ben buradan söyleyeyim. Söyleyebilirsin. Gerçi yazmışlardır belki de ama ayıkmamışızdır oraya. Eyvallah. Unutmuş olabilir. Bu arada İsmail şefimize teşekkür ederiz. Bize siyah eldivenlerini göndermiş. Abi her şey kara borsa artık. Aynen. Değil mi? Kara borsa. Bulamıyoruz. İsmail şefimden aldık. Teşekkür ederiz. Baycan hamburger kafeden. Aynen. İsmail şefim. Tabii o da şu anda işletme. Abi işte işletmelerin yeni açanlar da var. Evet. Çok değerli işletmecilerimiz var. Bunları da konuşacağız efendim. Açar açmaz deprem arkasından COVID-19 esnafımızın durumunu dile getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Bu arada gelirken de yolda seninle hatta bir yere uğramıştık. Ayhan abiye. Evet. Gerçekten güzel onu ayrı dile getireceğim. Aynen güzel bir şey yapıyor. Teşekkür ederiz ona da. O da bütün iş adamlarına sen söyleyeceğin devamını örnek olmuş olsun. Kesinlikle. Şimdi şefim şu anda kırmızı biberlerimiz. Kırmızı biberi, kapı biberin doğradan. Şimdi yeşil biberlerimizi doğrayacağız. İçerisine koyuyoruz evet. Yağda. Aynen. Beraber kavrulacaklar. Pişecek. Pişecekler evet. Dileyen eğer bunu değiştirmek isterse pişmeye hafif yakın. Bunu tekrar bir borcama alıp üzerine kaşar rendeleyip tavuk grateni olarak da fırına sürebilir. 5 dakikada kaşar erdikten sonra yemeğin ismini değiştirebilir. Tavuk graten yapabilir. Ben tavuk soteden sıkıldım. Ne şekil yapabilirim? Değişik bir şey istiyorsa biz ileride yine bunu yapacağız ama izleyicilerimiz hani bu arada herkes evde olduğu için üzerine de kaşar atıp tavuk grateni olarak yiyebilirler. Şefim şu sebzelerle böyle sebzeye geçmişken ben o konuda da biraz bilgi vermek istiyorum. Malum pazarlarımızda, manavlarımızda sebzelerimiz insanlarımız ister istemez seçerken elleyebiliyorlar. Bu virüsten dolayı efendim bu konuda da biraz tedbirli olmamız lazım. Bazı manav kardeşlerimizin, marketçi kardeşlerimizin uyarıları efendim bize. Söylersen abi direğe getirirsen çok iyi olur dedi. Sirke efendim bildiğimiz sirke. Her markette bulabileceğiniz sirkeyi suyun içerisine biraz damlatın ve onlarla yıkayın efendim. Dezenfekte edin ve sebzelerinizi öyle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ya eve kapandık Allah korusun bu virüs bizi nasıl buldu değil mi evet. Diyenler olabiliyor. İşte virüsün nereden geleceği, nasıl geleceği inanın belli olmuyor. Sebzemiz de gelebiliyor. Yeşillikleri, etimiz de gelebiliyor. Sirkeyle yıkasınlar. Her şeyle de sirkeyle. Lütfen hatta rica hatta geçen benim yeğen de İstanbul'dan paylaşmıştı. Cips almış, cipsin paketini deterjanla yıkıyor. Çok doğru. Gerek, hani deterjan adı şey de olsa daha sağlıklı olur. Çünkü poşetler. Bazı. Çok güzel. Özellikle makarna paketlerinde ben daha önce markette de çalıştığım için hava alsın diye hani rafla üstte diziliyor ya. İğne ucu deliyorlar. Bunun içine
deterjanın su girebilir. O yüzden en güzel sirke. Çok. Sirkeyle yıkamaları daha mantıklı olur. Sirkeyle yıkayalım. Efendim bir de poşet. Bu ekmek poşeti olabilir, sebze poşeti olabilir. Onlar da korkunç derecede virüsü tutuyormuş. Bu konuda da bilgilendirelim siz değerli izleyenlerimizi. Şefim, sebzelerimizi de katacaksın. Sonraki aşama? Sonraki aşamamızı bunu bırakacağız pişmeye. Ardından yemeğimizi tamamlayacağız. Bir 10-15 dakika pişecek. İkinci bölümde de pilavımıza geçeceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Ben dönüyorum. En son yine hani ekranlarını geç açmış olanlar olsun. En son yine malzememizi sayacağız. Yine anlatacağız. Tabii. Şu an Hayrettin abim vereceği bilgi daha çok önemli. Bence de. Değerli Hayrettin abimize dönüyorum. Abimizi yormadan tabii rahatsızlık sürecinde. Abi kahvenin içtin mi? İçtim. İyi yaptın. Teşekkür ederim. Olsun. Ellerine sağlık şefime. Şimdi abi güzeldi. Bu süreçte malum hem deprem süreci hem virüs süreci. Hı hı. Yaklaşık bir 4 ayı buluyor şu anda. Kesinlikle evet. Bu süreçte zaten 3,5-4 ay diyelim. Tabii 24 Ocak'tan başladı. Evet. Esnafımız çok etkilendi abi. Elazığ'daki etkileri, halkımız üzerindeki etkisi ve esnafın üzerindeki etkisi. Senin yorumlarını almak istiyorum açıkçası. Çünkü bugün bunun üzerine yani biz tabii yayacağız tabii deprem konuyu. Deprem döneminde bazı ayrıcalıklar isterken hükümetimizden, devletimizden. Yanlış anlaşılmalara da neden oldu. Hani afet bölgesi, afat bölgesi ilan edilsin gibi yanlış anlaşma. Halbuki özel bir statüyle bir ayrıcalık yapılsın. Yani Elazığ ve Malatya'nın birkaç ilçesi biliyorsunuz. Doğanyol, Pötürge ve Kale'de bunun içindeydi. Biraz siyasilerimiz yanlış algıladı. O ortamda mesela sivil toplum kuruluşları çok güzel çalıştı. Elazığ'da sivil toplum platformu, dönem sözcüğümüz, değerli kardeşimiz ekiple beraber diğer sivil toplum kuruluşlarına herkes ama elinden gelen gece yarılarına kadar ben rahatsız olduğum için mesela bizim bir WhatsApp grubumuz vardı, devam ediyor. Acil bir yere ulaşamayan bir ihtiyacı olan insanlara mesajla birbirimize yönlendirerek sağ olsun biz o gençlerimizin hepsine minnettarım ben. Kırmadılar. Nereye söyledikse koştular. Yardımları götürdüler. Yani AFAD ve Kızılay'la işbirliği içerisinde bir destekleme oldu. Evet. Ya burada isimlerini sayamayacağım. Hepsi beni bağışlasın. Gerçekten birçok sivil toplum kuruluşu, birçok derneğimiz, gençlerimiz özellikle evet. Harika işler çıkardılar çok ortamda. Doğru. Onun için onlara kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın önderliğinde yine sivil toplum kuruluşları sürekli toplantılar yaptı. İş insanlarımız bunların içinde mesela işte ticaretle uğraşan sivil toplum kuruluşlarımız da vardı. Bunları televizyonumuzun kurucusu Profesör Doktor Yasemin Açık Hanımefendi de dahil olmak üzere sürekli insanlara yardımlar yapılmaya çalıştı. Bir araya gelindi. Elazığ'da bir birlik beraberlik ortamı oluşturuldu. Ama hani biz şöyle böyle 10 senede toparlar mıyız depremden dolayı? İnşallah toparlarız derken bu virüs olayı çıktı. Çok doğru. Daha beter oldu. Bugün için düşünüyorum berberler, kuaförler, çaycılar, lokantalar, günübirlik, günlük yemeğiyle çalışan insanların akşam eve giderken aldığı yemeğiyle evine bir şeyler götürenlerin hali mağduriyeti. Çok mağduriyeti. Burada da devlet büyüklüğünü gösteriyor. Sayın Valimiz bu konuda mesajlar atıyor, takip ediyoruz sosyal medyadan, gerek Twitter'dan gerekse. Özel medyadan mesajlarla devlet desteğini yapmaya çalışıyor. Yine sivil toplum kuruluşlarımız da elinden geleni yapıyor. Yani şanslıyız bu dönemde Elazığ STK dönem sözcüğünü yapan Servet Yaşar Özdemir kardeşim. Gerçekten daha önce de STK'ların içinde hayır yaptıkları için bir tecrübesi de vardı. Şimdi yoğun bir çalışma yaptılar. Şöyle de bir durum var. Halkın endişeleri de var abi. Evet. Ne gibi? Şimdi bir deprem yaşandı. Evet, bir felaket yaşadık. Bu kaçınılmaz bir gerçek.
bu süreçte bu COVID'e kadar bir aylık bir süre. Evet, devlet gerçekten yanımızdaydı. Üç bakanımız sürekli şehrimizdeydi. Evet. Allah onlardan razı olsun elbette. Şikayetçi değiliz. Ama elbette ki o süreç içerisinde birçok yardım yurt içi, yurt dışı şehrimize geldi. Tam böyle o kalıcı yardımların geleceği safhada malum bu virüs olayı, evet. COVID-19 dediğimiz koronavirüs patlak verdi ülkemizde. Evet. Şimdi sanki Elazığ gündemden düştü de öyle oldu. Öyle bir izlenim biz doğdu. O dönemde tabii bu halkımızın işte biz unutulduk. Artık bize bir şey gelmez, bir şey yapılmaz. Çünkü Türkiye öncelikleri var artık diye endişeler var abi. Ne diyeceksin bu konuda da? Biz tabii az önce ben Avrupa'dan bahsederken şefim yemekle uğraşıyor. Evet. Biz gerçekten Avrupa'da yaşayan ülke vatandaşımız, bizim vatandaşlarımız şu anda Türkiye'de o kadar çok olmayı istiyorlar ki. Yani ölüme terk edilmiş yaşlılar. Biz bakın maalesef. 65 yaş üstü yaşlılarımıza devletimiz her türlü hizmeti götürüyor. Bir telefonla polisimiz, jandarmamız, Kızılay'ımız, yani işte kurulan vefa örgütü devletin himayesinde nereye ne lazımsa görüyorsunuz, tarla ekmeden tutun yani odun kesmeye kadar jandarmamız, polisimiz koşturuyor. Çok kime doğru. Ne lazımsa. Ha, suistimal edilmiyor mu? Ediliyor. Maalesef. Yani her şeyde kullanılmasına ben taraf değilim. Çok zorunlu ve mecbur kalınırsa bunların kullanılması lazım. Yani devlet sana bu imkanı verdi ama her şeyi de devlete koşturmayın yani. Başka işleri de var onların. Biraz ona üzülüyoruz aslında. Suistimal yapanlar var. Fırsatçılığa, suistimale elbette ki tepkimiz olacak. Yoksa polisimiz koşuyor, jandarmamız koşuyor. O konuda beis yok. Ama biz depremde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın güzel talepleri oldu. Raporlar hazırladı. Cesurca çıkışları. Tabii oldu. Buradan da Asilhan Aslan Bey'i de tebrik ediyoruz efendim. Ben de kendisini çok kutluyorum. Şahsım adına. Çünkü rahatsızlık boyunca çok aramak istemedim ama yani o dönemde güzel şeyler hazırladı. Semeresini almayı bekliyordu. Bir ara bir suskunluk oldu. Malum medyada da çıktı. Hani oda başkanımız konuşmuyor. Oda başkanımız gereğini yapmıştı. Sonucu bekliyordu. Hani sırayla sonuçları şimdi bekliyordu. Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum. Hı hı. Elbette ki programımız siyasi bir program değil efendim. Evet. Bunu artı parantez burada her zaman buna dikkat etmişimdir. Malumunuz bilirsiniz. Hı hı. Her parti eşit uzaklıkta bir programız. Şimdi bu tip konularda deprem sürecinden bahsediyoruz, hı hı, öncelikle. Hı hı. Çünkü COVID-19 bağlantılı olduğu yerlere gireceğiz, evet, ama evet. Sonra işlemek, yine afet. Bölümde işlemek bu istiyorum. Bu da afet, o da afet. Elbette. Evet. Hı hı. Şimdi değerli Hayrettin abi, bu olay bir benim gözümde siyaset üstü bir olay. Kesinlikle. Tüm Elazığ'ı ilgilendiren bir olay. Sağcısıyla, solcusuyla, A Partisi, B Partisi gözetmeksizin. Herkesin topyekun olması gereken 600 bin bir nüfuslu şehrin tamamını etkilemiştir. Hatta komşu illeri de etkilemiştir. İlçelerimizi keza. İşte hepsini 600 evet. bin nüfuslu şöyle diyeyim abi. Biz yek vücut olabildik mi? Yani bu olayı çıkar gözetmeksizin, parti gözetmeksizin tek vücut olabildik mi sence? Olduk. Şunu senin yorumunu almak olduk, benim için önemli. Olduk. Yani o ortamda, sorularınızı, mesajlarınızı da bekliyorum efendim. Ortamda, yorumlarınızı lütfen. O ortamda, değerli izleyenler. O ortamda olduk aslında. Tabii dediğim gibi bazı suistimaller olmadı değil. Yani depremde de suistimal yapanlar oldu. Ama münferit olaylardı, münferit kişilerdi. Hani böyle bazı insanlara diyorlar ya, gözünü toprak doyursun. Yani ne versen doymaz insanlar da vardı. Yani suistimal edenler yok değildi. Ama devletimiz bu konuda da güzel bir tespitini yapıyor. İlk etapta olmadı mı, sıkıntılar oldu ilk iki üç günde. Ama devletimiz ilk iki saatte, bakın biz bir semtten bir semte gidemeden devletimiz buraya, yani üç bakanımız, o gece anında yetiştirmiş. Anında evet. yetiştirmiş. Eyvallah. Bunun siyasetle bir alakası yok. Yok tabii. Ya biz burada devletin gücünü anlatıyoruz. Yani siyasetin değil, devletin gücünü anlatıyoruz. Demek ki güçlü bir durumdayız. Bugün Avrupa'ya biz
eğer maske gönderebiliyorsak, başka şeyler gönderebiliyorsak, yardım gönderebiliyorsak. Amerika bizim, bizden yardım isteyebiliyor ise bu aşamada. Tabii. Yani, işte, yani İtalya'ya gönderdik, İngiltere'ye gönderdik, İspanya'ya gönderdik. Yani bu büyük bir başarıdır. Katılıyorum. Bir de bizim geçmişimizden gelen bir yardımlaşma kültürü vardır. Evet. Bir de inancımızda da bu vardır. Yani niye yapıyoruz diyenler de olabilir bunun için ama bizim inancımız mağdur olan insanlara yardım etmektir. Her zaman yanında olmak. Yani din, mesela din, işte ırk, gözetmeksizin. Soğuk bir hava vardı kar yağarken çadırlarda. Ya benim karnım tokken ben o çadırın önünden geçince inanın içim cızlıyordu. Yani ben o gece sokağa çıkınca ki kaçmak zorunda kaldık malum. Herkes dışarıdaydı. Ya resmen ağladım yani bunun şeyi yoktur. Erkeklik yönü yoktur. Yani ağladık evet, yani. Çünkü yıkılan binalar, ölen insanlar. İlimizde bir şey oluştu tabii. Biz birlikte iyileşeceğiz. Evet. Yani bu çok güzel bir yaklaşımdı. Biz birlikte derken gözetmeksizin, valiliğimizin desteği, belediye başkanımızın özellikle bu sloganı belediye başkanımıza borçluyuz. Şahin Şerif oğulları ve değerli valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ı da bu konuda tebrik ediyorum gerçekten. Biz birlikte iyileşeceğiz sloganı çok yerinde bir slogandı bence. İyi bir yaklaşımdı. Gözetmeksizin, din, dil, ırk gözetmeksizin hep birlikte topyekün birbirimize destek olarak iyileşmeyi işaret ediyordu. Bu da bizim için önemli diye düşünüyorum değil mi Hayrettin abi? Kesinlikle. Peki bu süreci nasıl atlattık abi? Henüz atlatmadık. Atlatmadık muhakkak. Yok, yani atlatmadık. O ilk şoku diyorum. Hı hı. Yani şoku tabii ilk 3 günde sıkıntılar yaşandı. Yani ferdi talepler oldu. Dediğim gibi art niyetli olanlar oldu. Çadıra ihtiyacı olmayan yeri alıp bekletmeye alanlar maalesef oldu. Dışarıdan gelenler oldu. Şimdi ben 1971 yılı Bingöl depremini yaşayanlardan biriyim. Yani köyde çocuk yaşlardaydık. Evet. Rahmetli babam köyün muhtarıydı ve bizim ev yıkılmıştı. Babamın kolu kırılmıştı evin altında kalarak. O dönemi yaşadık. 76-77'de Palu depremini yaşadık. Daha sonra malumunuz Sivrice'de 2004-2005'te evet, yine bir deprem maalesef oldu. Yine yakın zamanda yani bu depremden önce yine Sivrice ilçemizde deprem oldu. Sonra Bingöl'de tekrar bir deprem oldu. Yani o deprem bölgesinde insanlar bazı şeylerden çok psikolojikmen etkileniyor. Elazığ çok yaşamamıştı onu. Yani dua edelim ki o sarsıntıya rağmen binalar o anda yıkılmadı. Sonradan hepsi çürük çıktı. Onu söylemek istiyorum. Sen de bir iş insanısın evet, tabii. Evet. Yaptığın binalar var, müteahhitlik var. Elazığ'ımızın müteahhitlerini bu konuda tebrik etmek lazım biraz daha. Yani topu 3 tane binamız maalesef belki yıkıldı. Belki içinde bir iki tane. Çünkü bakın bir de şu vardır. İnsanların bilmediği 1999 depreminden önceki yapı sistemi farklıydı. Doğru. Yani ve hazır beton yoktu. Çok doğru. İşte nevrulu demir yoktu. Projeler farklıydı. Yıkılan binaları 70'li yılların, genelde 80'li yılların. Çok 2000'den sonra yapılan binalarda yıkım olmadı zannedersem. Evet. Bir tane diye duydum ama. Ama ben onu biraz da yapı kontrol sistemine hı-hı bağlıyorum. Yani bir öyle de, bir sistemin gelmesi çok yerinde bir şey. Şöyle insanların olarak aslında yapanların da işlerine dikkat etmesi gerekir. Çünkü 80'li yıllarda ve 90'lı yıllarda ben de birkaç tane bina yapmıştım. Biliyorum. Şimdi yapmıyorum ayrı mesele. Ben özellikle yaptığım yerlere gidip kontrol ettim. Bir şey oldu mu diye hani kendimi suçlu tabii hissetmemek, vicdanın rahatlamak için şükür hasarlı bile değil. Yani az hasarlı bile çıkmadı o binalar. Helal olsun. Ama şu vardı. Mesela o zaman su kıtlığı vardı şehirde. Su sıkıntısı vardı daha doğrusu. Belli saatlerde şehire su veriliyordu. Ben gece 3'te gidip kendim bekçiye güvenmeden kendim gidip inşaatımı soruyordum. Ben de bir müteahhit torunu, müteahhit evet oğlu olarak o dönemlerde gece saat 2'lerde, 3'lerde rahmetli babamla işte yaşamışsın yani birlikte nihayetinde gidip musluğa damlarda hı-hı inşaatları, betonları evet suladığımı çok iyi bilirim. Gerçekten çok önemli durumlardı. Yani tabii su mukavemeti güçlendiren bir olaydı. Bir de demir bağlarken tenzih ederim ustaları da. Bazı ustalarımız bir taneyi bağlayıp iki taneyi atlayıp geçiyordu bir an önce bitirsin diye. Tabii. Yani çok
hani depremde bu gevşer, yıkılır, düşünmezlerdi. Ben onlara çok dikkatle, titizle davranırdım. Sonradan malumunuz yani biraz kendimizi övme gibi duruma gidiyor. Seyircilerimizden özür dilerim ama. Abi seni bilen biliyorum. Yani sonradan yaptığımız işlerde de mesela bir tane örnek vereyim. Tenis kortu yapmıştık 1997'de. 5 yıl garanti vermiştik. 2018-2019'da stadyum yeni yıkılıyor ya, yapılıyor. Evet. Yıktılar sadece yeri açmak için, yani bozulmadı. Hani 5 evet. yıl garanti ama 20 yıl kullanıldığı halde bozulmadı. Bozulmadı değil mi? Ya ben öyle titiz davranıyorum ama insanlara buna dikkat etmesi lazım. Münferit şeyler olabilir. Çok doğru. Ama onların da sonu çok hoş olmuyor. Çok doğru. Efendim evet. mesajlarımız da geliyor abi. Şöyle peki. onlarla da yürüyelim biraz. Tabii. Değerli izleyenlerimizin mesajlarını bekliyoruz efendim. Bir şey diyeceğim, acil olur mu abim demiş. Efendim elbette ki her türlü mesajınızı bekliyoruz. Elimizden geldiğince diyelim size çözüm bulmaya çalışacağız. Milat Bey, sizi Aydın'dan severek takip ediyoruz. Eksik olmayınız efendim. Sağ olun. Hayrettin Karakaya amcama da selamlar. Bol muhabbetli yayınlar dilerim. Mehmet Serdar Gür ulaşmış Aydın'dan. Eyvallah. Buradan da yeni Aydın'da dernek kuruldu. Evet. Elazığlar Derneği. Dernek başkanımız emekli polis memuru Necati Gür, onun oğludur. Evet. Mehmet Serdar. Teşekkür ediyorum. Demek ki izliyorlar. Necati Bey de sevdiğimiz kardeşimiz, yeni emekli oldu. Uzun süredir yani Elazığ'dan tanışıyoruz. Tabii. Dernekleri de hayırlı olsun diyelim burada, çünkü bir aylık bir dernek. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Aydın'a selam olsun. Selam olsun Aydın'a. Tüm hemşehrilerimize. Hemşehrilere, her nerede izleniyorsak diyelim. İyi yayınlar. Hayrettin Bey'e sorar mısınız demiş. Evlerimizi deprem sigortası yaptırmıştık. Evler ağır hasarlı olduğu halde DASK depremde yıkılmamış diye poliçedeki vermiş olduğu paranın çok düşük miktarını veriyor. Depremde yıkılıp can kaybı olduktan sonra verecekler demiş. DASK devlet kurumu bizleri mağdur duruma düşürüyor demiş. Programda bu konuyu değinirse iyi olur. Ne yapmamız gerekir? Teşekkürler. Efendim bu konuda ben bir açıklama yapmam gerekiyor. Evet. Siz de yaparsınız eminim. Malum geçtiğimiz gün Elazığ Acenteler Birliği dernek başkanımızı konuk ettik. Çok değerli Hayrettin Harun Barut. Hemşehrimiz abi Palu'dan. Evet. Hayrettin Harun Barut kardeşim bu konuda açıklama yaptı efendim. Ödemeler bir miktarı yapılmış olabilir ama henüz daha ana ödemeler yapılmadı. İncelemeler yapılacağı aşamada bu virüsten dolayı tüm eksperler geri çekildi. Bu konuda inanın itirazlarınızı yapabilirsiniz. Mahkeme yolları da açık, bunu da söyleyelim. Her türlü şikayetlerinizi mahkemelerde dile getirebilirsiniz. Bundan sonra da önümüzdeki haftadan itibaren de çok değerli dernek başkanımız Harun Bey özür dilerim bizimle birlikte olacak. Mesajlarınızı ona da iletirseniz burada programımızda yardımcı olacaktır diyorum. Şöyle kısa bir süremiz kaldı. Evet. İkinci yani devam orayla buyurun. İlgili benim de başvurum oldu. Şöyle bir durum var. Kesin raporlar çıktıktan sonra, hasar raporları aldıktan sonra mahkeme yolu görünüyor. İnşallah buna da bir önlem alınır. Adli işlemler yapabilir. Tabii. İnşallah buyurun. Bir önlem alınır. Çünkü DASK nihayetinde bir devlet kurumu sigortasıdır. Buna ticaret odamız da herhalde bir girişimde bulunur. Bir bitsin hepsi, kesin raporlar bir çıksın, çünkü itiraz süreleri oldu. İtiraz edenlerin içinde ağır hasardan işte hafif hasara, orta hasara dönenler oldu veya az hasardan ağır hasara dönenler oldu. Bir kesin raporlar çıksın. Evet, ilk etapta DASK çok hasarınız yok diye mesela bir tanıdığımı 2500 lira bir para ödemiş. Ancak bina tamamen ağır hasarlı, yıkım kararı alınıyor. Ne yapacağını ama bu süreçte abi iki defa itiraz süreci oluştu. Malum. Tabii tabii. O süreç yeni bitti. Tamamlandı. Resmi süreç bitti işte. O yüzden bu eksperler bir kez daha incelemeye gelecekken virüsten dolayı geri çekildiler. Aynen öyle oldu. Bu konuda da hakkınızın yenileceğini düşünmüyorum biraz, efendim. Biraz sabırlı olmalarını istiyorum. Bu konudaki mağdur olan vatandaşlarımızın. Evet. Biraz daha sabırlı olsunlar. Hatta birleşip komşularla birlikte bunu yasal yollara başvurabilirler. Böyle bir yol var çok açık. Doğru.
Ama bu süreci geçmesi gerekiyor. Kesin raporun bir çıkması lazım ki öyle yapsınlar. Evet, mesajlarınız da geliyor efendim, gelmeye de devam etsin. Şöyle kısa bir araya, reklama gideceğiz değerli izleyenler. İkinci bölümümüzde de çok değerli abimiz Hayrettin Karakaya abimle tekrar gündemi sohbet edeceğiz birlikte. Sizlerin de mesajlarını bekliyorum. Şefim de yemeğini yapıyor. Şu anda neredeyse pişmek üzere. Pişti mi? Pişme aşamasında. İkinci bölümümüzde de sebzeli bulgur pilavımıza başlayacağız efendim. Şöyle kısa bir ara, reklam arası, sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Çok değerli. Ekranları yeni açanlar için bir hatırlatma yapalım. Efendim Elazığ'ımız malum 24 Ocak'ta bir deprem süreci yaşadı. Bir deprem, bir felaket yaşadık. Akabinde de bir virüs sürecine girdi. Hem dünya, hem ülkemiz, hem de Elazığ'ımız. Bu süreçte Elazığ'ımız, esnafımız, halkımız mağduriyet yaşadı. Korkunç etkisini gösterdi şehrimizde. Biz de bu gündemi oluşturmak istedik. Bu gündemde sohbet etmek istedik gündemi. Çok değerli Elazığ'ımızın ileri gelen abilerimizden Hayrettin Karakaya abimizle beraberiz. İlk bölümümüzde özellikle deprem sürecini biraz sohbet ettik. Sohbetimiz de devam edecek ve virüs sürecinde Elazığ'ımızı konuşacağız ikinci bölümümüzde. Değerli çok kıymetli abimiz Hayrettin Karakaya abimizle. Efendim ama geçmeden Hayrettin abiye şöyle mutfağımıza dönmek istiyorum değerli şefimize. Zannediyorum bugün iki menümüz vardı. Biri tavuk sote, diğeri sebzeli bulgur pilavımız. Tavuk sotemizi zannediyorum tamamladı, bitti. Şöyle malzemelerini tekrar rica edebilir miyim rejimizden? Tavuk sote efendim. Tavuk sotemizi. Neler yaptığımızı bir öğrenelim. Şefimizden. İki parça tavuk göğsümüz vardı. Onları biz jülyen doğradık bugün. Yine bir adet kırmızı biber kullandık. Kapya biber. Kapya biber. Kırmızı kapya dediğimiz. Ve ardından da bir yarım kilo kadar da yeşil ve sivri biberimiz vardı. Sivri biber kullandık. Onları da yine aynı şekilde etimizle jülyen parmak doğramıştık. Jülyen dediğimizi belki anlamayabilir. Tavuk parmak etimizde. Şeklinde. Evet, tavuk etimizi de parmak gibi doğradık. Kırmızı kapya biberimizi, yeşil biberlerimizi aynı şekilde doğradık. Ve mantarlarımızı doğrayıp en son tereyağımızla hepsini beraber pişirdik. Şu an hazır yemeğimiz. Hazır. Evet. Ve bulgur pilavımız geldi. Değil mi? Bulgur pilavına geçeceğiz. Şöyle sebzeli malzemelerini bulgur görelim bulgur pilavımızın. Sebzeli bulgur pilavı. Orada biz sorgaç bölümünü yazmamışız. Sorgaçını yaparken de bir adet kuru soğan kullanacağız. Evet, unutmuşuz soğanımızı efendim. Gelmiş. Tabii seyircilerimiz başkan aramızı uyarmış. Uyarı geldi. Tabii bizim izleyicimiz böyle efendim. uyarmalı da. Biz hatamız olabilir efendim. Hatasız kul olmaz. Misal biz de bunu unutmuşuz efendim soğanımızı. Soğansız yemek mümkün mü? Elbette ki unutmuşuz. Biz de soğansız, salçasız sebzeli bulgur pilavı olmaz. Olmaz. Evet, şimdi sorgaçımızı yapacağız. Ve ardından yine patlıcan var, koyacağım ben içine. Yine kırmızı kapya biberimiz var. Yine sivri biberimiz ve yine bir adet de mantar doğrayacağım. Neler yapacağımızı şöyle bir anlatın güzelce, başından sonuna kadar. Tamam. Soğan, soğanaç yapacağız. Şimdi soğanaçımızı yapacağız ilk önce bulgur pilavımız için. O soğanaçımız pişene kadar bulgurumuzu biz yıkayacağız. Çünkü sonuçta böyle bulgur ev bulguru da olmuş olsa, bu ev bulguru zaten burada vardı. Evet. Yine el değmişti sonuçta böyle. Biz yıkayacağız onu güzelce bir şekilde. Ardından soğanımızı kızardıktan sonra bulgurumuzu ilave edeceğiz. Biraz da beraber kavuracağız. Pirinç kavurur gibi hafif bir şey kavurduktan sonra da sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Ve ardından sebzelerimizi atacağız üzerine. Çünkü sebzeleri de küçük küçük doğrayacağım için sebzeleri orada kızartmaya gerek yok. Beraber pişsin ki içinde biberimiz yeşil görünsün. Tabii biraz renkli gözüksün değil mi? Renkli görünsün sebze, pilavımız. Bulgur pilavımız, sebzeli. Mantar zaten biliyorsun çok cansız bir bitkimiz. O da hemen kendini pişer. Aynen öyle. Pişer. Patlıcanı da zaten ince ince doğrayacağımız için o da hızlı bir şekilde pişmiş olacaktır. Peki teşekkür ederim şefimize. Gerçi kameralarımız sürekli bu işlemi görüntüleyecektir. Siz değerli yavaş yavaş yapacağız ki. Bizimle birlikte yapanlar için. Evet gelelim efendim mesajlarımıza. Bir de mesajlarımız var malumunuz.
Onlar da bizim için çok önemli mesajlarımız. Hemen onları da okumak istiyorum. Milat Bey, selamlar olsun. Kıymetli konuğunuz Hayrettin Bey'e çok geçmiş olsun demiş. Rabbim hayırlı şifalar versin. Benim evime depremde ağır hasar raporu verildi. DASK eksperi geldi. Geldiği zaman yıkımına başlanmıştı. Dışarıdan resimlerini çekti. Bizden de tapu bilgilerini aldı gitti. Siteye girdiğimde inceleme devam ediyor diye yazıyor. Ağır hasar ve verilmesi sonucu yıkım kararı verilen binaların neyi inceleniyor? Rica ediyorum bir sorar mısınız hocama demiş. Ben Murat Yıldız, Abdullah Paşa Mahallesi'nden. Şey, bürokratik işlemler diye düşünüyorum. Niye DAST soruldu? Onu söyleyelim. DAST birden dolayı değil mi? DAST yazmamışlar. DAST yazdıkları için. Aa, evet. Uyardım ben arkadaşlara. Uyardınız mı? Uyardım. Ha, tamam. Evet. Onu reklam arasında bunları sana soruyorlar oldu. Abi. DAST. Onun için soruyorlar ama evet. Tabii biz de aynı şeyi yaşadığımız için birinci bölümde söylediğimiz gibi kesin raporlar çıktıktan sonra bir şey olmazsa hukuki süreç başlar. Hukuki süreçte de işte diyelim ki bir binada 20 kişi varsa bir avukat arkadaşa vekalet verip dava açabilirler diye bize aktarılan. Yoksa hani konumuzla da ilgili aslında bu sorularda. Evet, şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz. Biraz yani sorunun gelmesi ondan dolayı. Ben tahmin ettim aslında. O cümleden dolayı. Harun Barut efendim çok değerli Elazığ Acenteler Birliği dernek başkanı. Yani sigorta acenteleri dernek başkanımız Harun Barut Bey ile birlikteydik. Ondan aldığım bilgiler doğrultusunda cevap vermek istiyorum size. Gerçi önümüzdeki haftadan itibaren bizimle birlikte her hafta olacak bu sorularınızı cevaplamak için. Bu süreçte efendim malum deprem sürecinden sonra bir virüs süreciyle girdi ülkemiz. Bunun için bu sigorta acenteleri ve DASK tüm eksperlerini geri çekmek zorunda kaldı. Virüsün etkisinden ötürü. Bundan dolayı biraz bu rapor işlemleri uzadı ve gecikme yaşanabiliyor. Bu sürecin geçmesi lazım diye düşünüyorum. Bir de itiraz sürecin iki defa olunca bu işlemler uzamak zorunda kaldı. Bundan dolayı işlemler biraz gecikiyor diyelim. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Merhaba, iyi günler. Ben Elazığ'dan mesaj atıyorum demiş. Bizim evimiz Rüstem Paşa Cevizli Sokak'ta. Evimiz ağır hasarlı çıktı. Yerinde yapılacak mı? Hayrettin Bey'e de rica ediyorum. Gereğinin söylenmesini arz ederim. Teşekkürler. Yine aynı şeyler evet, geliyor abi. Evet. Bunu da izah etmiş cevabını olduk. Cevabını verdik zaten. Evet. Birinci bölümde de söyledik. Hemen bir başka mesaja geçiyorum. Bu arada bu evde kal Türkiye mesajlarınızla görüntülü resimler atıyorsunuz ya da video atıyorsunuz. Çok güzel. Bu programda gösteremiyoruz efendim. Akşam Furkan Bey'in programında bunlara yer veriliyor. Onu da söyleyelim. Değerlendirilecektir attığınız resimler. Hemen izah edelim. Merhaba. Hayırlı yayınlar dilerim. Evimiz altı... Yine aynı. Evet. Biz okumuş olalım. Evet. Evimiz 6.8'de darbe evet. Almadı ama 5.1'de sıva çatlakları oluştu demiş. Daha önce dosya açtırmıştık sorun olmadığı için lakin şu an tadilat gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Teşekkür ederim. Yine müracaatlarınızı yapmakta imtina etmeyin diyoruz. Evet. Her halükarda. Efendim iyi yayınlar diliyorum Milat Bey. Size ve Hayrettin Karakaya abime başarılar diliyorum. Selamlar Ekrem Katı. Eyvallah. Buradan Ekrem Bey'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii Ekrem Bey'in Fıkra kitabını geçen hafta okudum. O da değerli bir Elazığ kardeşimiz. Yani boş zamanda onun da hediye ettiği kitabı okumuş olduk. Çok doğru. Fırsattan istifade. Sayın Başkanım Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hayrettin Karakaya Elazığ'ımız için bir değerdir. İyi yayınlar diliyorum. Sertaç Yılmaz uzlaşmış bize. Teşekkür ediyorum hocam. Evet çok sağ olun efendim. Hemen evet. Efendim mesajlarınız geldikçe okumaya devam edeceğiz. Biz gündemi değerlendirmeye çok değerli Hayrettin abimizle devam ediyoruz. O tekrar ediyorum efendim. DASK 1 değil DAST 1. Yani açılımını hemen okuyayım. Açıklayıcı olsun. DAST 1 Genel Koordinatörü Hayrettin Bey. Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Koordinatörü efendim. Tabii birçok unvanı var. Birçok derneğin. Birçok vakfın hem başkanı ya da başkan yardımcısı görevlerini de yürütüyor. Birçok spor faaliyetlerde içinde
özellikle badminton takımının federasyon temsilcisi. Bunları da söylemekte fayda var. Şimdi gelelim abi gündemimize. Evet. Çok değerli Şekerci. Hocam. Hocam. Milattan önce. Evet. Mehmet Şekerci hocam. Buradan selam olsun efendim. Doktor Mehmet Şekerci hocam. Evet. O da çok kıymetli bir insan. Abi efendim. İsmail abi benim de manevi abim de çok değerli. Allah rahmet diliyorum ona da. Evet. Allah rahmet eylesin İsmail abiye de. Gerçekten biz bir dönem yani bir evin iki insanları gibiydik. Evet. Allah rahmet eylesin. O da rahmet istedi. Erken kaybettik. Evet. Allah rahmet eylesin. Şimdi düşünemiyorum. Yaşasaydı. Evet. Şu anda yemek programı yapıyor olsaydım kaçmazdı o. Kesinlikle tabii aileden aşçılık olduğu için rahmetlik babaları da lokantacıydı. İyi aşçılar. Mehmet hocam da güzel aşçıdır. Ara sıra sağ olsun. Böyle yakalayıp... Abi bir anekdot anlatmak istiyorum. Tabii ki. İsmail abi rahmetli olmadan önceki dönemde çok güzel bir anıdır benim için. Şeydeydi efendim, bu Han Köyü Lisesi'nin müdürlüğünü yapıyor o dönem. İsmail Şekerci. Evet. Müdürüm. Değerli ağabeyim. Bir gün beni aradı sabah üzeri. Dedi, abi hayırdır dedim. Dedi ki, ne yapıyorsun dedi. Dedim, vallahi abi bugün... Provam yok, çalışmam yok, evdeyim, çıkacağım ama birazdan. O zaman arabaya biniyorsun, doğru Han Köyü'ne geliyorsun dedi. Tamam abi, yani hayırdır, ne için geliyorum deme şansım yok İsmail evet, abiye tabii. Evet. Öyle bir şeyin küser, gönül koyar. Çıktım gittim abi. Abi hayırdır? Yedi, ya dedi, oğlum dedi, arabam yok dedi, şehire gideceğim dedi. O bahane ama. Hı hı. Ne yapacağız abi dedim. Hadi gidelim o zaman dedim. Yok dedi, önce işimiz var. Hayırdır dedi İsmail abi. Hele dedi sen sür arabayı. Sürdük. Şimdi Han Köyü liseden çıktık. Şehire doğru dönün. Ben sinyali sağa verdim, döneceğim. Dedi hele sola ver sinyali. Malum Elazığ'ımızın çok komşu ilimize giderken ya da şehir dışına çıkarken batık tarafında her zaman meşhur kavurmacılarımız. Kavurmacılarımız evet. Kemir almaya geçti. Evet. Hemen bir tesise dedi, devam et dedi sen. Şu an sağa gir dedi. Bir tesise girdik. Abi önceden ben gelmeden siparişi vermiş. Hı hı. Abartısız söylüyorum. Şöyle bir tepsi. Kavurma. Yumurtalı kavurma. Hı hı. Dedi sabah kahvaltısı yapmamışım. Sen onun için çağırdım. Ne güzel. Şimdi ben buradan minibüse biner giderdim. Arabası arada yoktu. Dedi ama kavurmaya gitmem lazım dedi. Yemezsem olmaz. Ben onun için çağırmış efendim. Allah rahmet eylesin. Evet. Defalarca mekanı cennet olsun. Evet. Nur içinde yatsın. Evet. Gittik orada. Kavurmayı birlikte yedik. Efendim buradan da tekrar rahmetler diliyorum. Allah rahmet eylesin. Güzel de bir sohbet gerçekleştirdik. Mehmet hocamız da çok vefalıdır. Evet. Benim o rahatsızlığım döneminde İkinci bir anji olmam gerekiyordu bir ay sonra tekrar. O süreçte sağ olsun hani günü aksatmadı. Her gün istisnasız mutlaka aramıştır. Halatır sormak yani vefalıdır. Tabii espri yaptı bize. Yani siz Araf'ta kaldınız Milat Bey'le dedi. Milattan önce Milattan sonra doğru, diye doğru. Bir esprisi oldu az önce işte mesajlar. Evet. Sağ olsun böyle acil durumlarda bir şey olduğu zaman yeter ki bir alo diyelim. Nerede olsa. Ayrıca çok değerli insanlardır. Dostlara evet. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Değerli güzel hocama da. Güzel de baba, evet. Babadan, rahmetlik babasından kalma. Doğru. Yemek yemeyi de sever, yapmayı da sever, yedirmeyi de sever. Çok doğru. Mehmet hocanın öyle bir özelliği evet. Var. Evet. Şimdi abi malum deprem sürecinden sonra tam kendimizi toparlamadan birdenbire şu virüs illetinin evet. içerisine düştü. Evet. Hem ülkemiz, hem dünya, hem ülkemiz. Doğal olarak da şehrimiz, Elazığ'ımız. Kesinlikle. Esnaf tam kapalıydı zaten biliyorsun deprem evet, sürecinde. Birçok binanın yıkılması, hı-hı. o altındaki dükkanların yıkılması sonrası. Ekonomik sıkıntılar ve virüsle de bu adeta taçlandı. Ne düşünüyorsun abi? Senin yorumlarını almak istiyorum. Yani öngörün nedir? Esnafımızın durumu ne olacak? Ben bu süreçte Allah'ın izniyle bitecek elbette. Kesinlikle. Ben bu süreçten sonra neler yaşayacağız? Yani bu ya korkularımız biz şu anda var. Devletin kurumlarını, resmi kurumların yaptığı uyarıları çok dikkate almalıyız. Kesinlikle. Takip etmeliyiz. Resmi kurumlar dışında
kimseye güvenmemeliyiz. Yani özellikle sosyal medyada çok yalan yanlış şeyler paylaşılıyor. Maalesef. Duyumlarla paylaşılan şeyler var. Kesin emin olmadıkları bir insanın paylaşımına güvenmemelerini istiyoruz. Özellikle bakanlıkların, valiliklerin sitelerinden takip etmelerini istiyorum. Yani sosyal medyaya çok güvenilmesin. Yalan yanlış haberler çok fazla oluyor ne yazık ki. İnsanları yanıltabiliyorlar bazı konularda. Yani sosyal medyada bir felaket aslında kötü kullananlar için. Çok teşekkür ederiz. Abi hijyen açısından çaylarımız böyle. Evet biliyorsun. Çok güzel. Çok teşekkürler. Sen şeker kullanmıyorsun galiba. Ben şeker kullanmıyorum. Evet. Biz de esmer şeker kullanıyoruz efendim bu arada. Tavsiye etmiyorum. Evet etmemek lazım. Şekeri özellikle. Bundan dolayı tabii Elazığ biz anlatırken gerçekten hani dışarıda olan özellikle televizyonumuzu izleyen seyircilerimiz, hemşehrilerimiz Elazığ'ın işler acısı durumunu görmediler. İlk depremde yıkılan birkaç binayı gördüler. Yaygın yayın yapan ulusal televizyon dediklerimiz televizyonlarda. Ama sonrası çok vahim ve acı bir durumdu. Yaklaşık o dönemde 100 bin kişi kısa süreli de olsa göç etti. Ama bir de öyle bir süreç var. Tabii yani göç verdi Elazığ. Öyle bir sıkıntı yaşıyor. Göç vermenin dezavantajı çok fazla oldu. Dediğimiz gibi ben yani bir berberin, bir kuaförün, bir lokantacının, bir mesela pastanecinin örnekler var. Şimdi televizyonumuza yakın bir yerde çok güzel bir restoran açıldı. Reklama girmesin diye isim vermiyorum. Evet. Yeni açtılar biliyorsunuz. Depremden hemen önce açıldı. Maalesef, evet. Belki birkaç milyon masraf edildi. Yani güzel bir yerdi. Ama işte deprem sonrası tam böyle normala dönecek. Bu virüs olayı çıktı. Şimdi bazı maneviyatı kaybedenler bir şeyi maneviyattan bahsedince mesela 5 tane kavmin yok olması var. Yani bu Lut kavminden tutun, Nuh kavminden tutun, Nemrut'tan tutun, Firavun'dan tutun. Ya bir işte Nemrut'un bir sivrisinekle kendini tanrı ilan eden bir Nemrut'un bir sivrisinekle öldüğünü düşünün. Görünmeyen bir virüs, bir hastalık insanları yok ediyor. Ben yine Avrupa'ya gideceğim. Avrupa'da yaşlıları artık şey yapmıyorlar. Gözden çıkmış durumda. Gözden çıkarıyorlar. Neden çıkarıyorlar bir de? Şey yok. İnanç zayıflığı olduğu için. Evet. Farklı bir inanç olduğu için. Yani yaşlıya değer yok. Niye de bir de sosyal güvencede yük oluyor Avrupa'daki ülkelere. Yani yaşlıysa ölsün. Çünkü sigorta sürekli para ödüyor, hastalık ödüyor. Bugün bir açıklama daha yapıldı bizim Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na. Sigortası olmayanlar da COVID ile ilgili ücretsiz hani tedavi veya işte teşhis, tetkik yaptırabilir diye. Ya bu hiçbir ülkede yok. Bildiğimiz çok Avrupa'da, Amerika'da yok yani. Biz bunu söylerken hükümeti destekliyor anlamında söylemiyoruz. Bunlar var, yaşanan şeylerdir. Yani maalesef yaşanan. Devletimiz evet. bunu yapabiliyor. Bakın çok bizim devletimizin şeyler. Büyüklüğünü gösteriyor. Devletim, yani şu andaki insanlara vermiş olduğu yani önemi gösteriyor. Bu konuda süperiz yani. Çok bu konuda biz Avrupa'dan çok çok öndeyiz. Gerek yatak kapasitesinden gerek fiziki ortamda şu anda iyiyiz. Ama lütfen devletin yaptığı açıklamaları takip edin. Lütfen sosyal mesafeyi koruyun. Birinci yetkilinin sesinden duyduklarımız dışında bir şeye inanmayalım. Yani işte bakanların, valilerimizin, kaymakamlarımızın söylediklerini takip edersek bu yeterli bize. Çok doğru. Yani devlet adına ilçede kaymakamlarımız açıklama yapıyorsa bu resmi bir açıklamadır yani. Bu herkesi bağlar. İlde vali yapıyorsa bu herkesi bağlar. Merkezde bakanlık veya cumhurbaşkanlığı bir açıklama yapıyorsa bu hepsini bağlar. Yani bunu dinlersek, bakın işte 3 gün önce biliyorsunuz bir gece saat 10'da sokağa çıkma yasağı bir hesaplama yapılmıştı. İnsanlar neredeyse
Birbirlerini yiyecekler. Büfelere birbirlerini yiyecekler. Halbuki biz öyle değildik yani. Evet. Ya zaten burada... Talihsiz bir olay. Burada zaten devletin aldığı bir karar var. Evdeyseniz, telefon açıyorsunuz, bir eksiğiniz varsa size geliyor. Bence orada hata koyulmasında değil. Yeterince açıklama yapamamasındaydı. Yani tabii gerekçe açıklanmadı, geç açıklandı. Fırınların alışveriş merkezlerinin yani marketlerin aynı anda açıklanmadı. Kalacağı bir şeyler oldu. Söylenmeliydi. Söylenseydi belki i̇şte bu kadar bir saat yaşanmayacaktı. Sonra söylendi. Evet. Orada bir şeyler oldu. Çünkü artık 2 saat bir süre kaldı. 1 saat kala da bu açıklama yapılınca insanlar evlerinden çıkmış oldular bir defa. O nedenle de Sayın İçişleri Bakanı biliyorsunuz önceki gün akşam istifa kararı aldı. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı kabul etmedi. Evet. İnsanlar tabii 1,5 saat içinde yaklaşık 2 milyon insan Türkiye'de ilk defa görülen bir şey. Bir bakan istifadan sonra istifa etmesin, istifası kabul edilmesin diye Twitter'da Sayın Cumhurbaşkanı talepler oldu. Bizim için de önem arz eden bir insan tabii evet. Süleyman Elazığ'da, Soylu. 25 gün süreyle Elazığ'a otağı kuran adayda. Hayır, hiç ayrılmadan. Hiç ayrılmadan. Sonra zaruri olarak gidip tekrar Elazığ'a defalarca geldi. Evet. Yani mesela işte Çığ olayı oldu gitti. İşte Van'da deprem oldu gitti ama yine Elazığ'a döndü. Evet, doğru. Biraz Elazığ manevi bir bağ kurdu Sayın Soylu'yla. Onun için her zaman söylüyorum parti gözetmeksizin arkasında tabii. Durmuştur tabii, Elazığ tabii. Bu konuda. Efendim çok kıymetli başkanım Hayrettin abiye geçmiş olsun diyorum. Programı takip ediyorum. Milat abi demiş, başarılar dilerim. Mehmet Altungök bize ulaşmış. Çok teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. Seyretmeye de devam edin, takip etmeye de devam edin. Bu program sizler için var efendim. Evet. Sizler tabii, için çok değerli insanlarla bir araya geliyoruz. Burada farkına vardığım şey şu, esnaflarımız çok sorun. Mağduriyet yaşıyorlar. Mağduriyet yaşıyorlar. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ama şöyle bir şey, valimiz biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Tüm telefonlara birer mesaj attı. Halen de atıyor. İşte bu tür şeylerde ihtiyaç olanların işte telefona başvurmaları, hatta evlerinde kalıp teslim edilmeleri. Bu arada Kızılay ve AFAD'da çalışıyor. Güzel çalışıyor. İnşallah evet. Bu mağduriyetler giderilir. İnşallah. Hükümet de işsiz kalanlara belli bir ödeme miktarı yapıyor. Yine valimizin açıkladığı bu telefonlara başvurular yapılsın veya işte... Kısıtlı asgari ücret ödemesi yapacaklar tabii, abi. Tabii, yani şu anda işsiz kalanlara bir ödenek yapılacak. Evet. Ama elbette ki bir güç dahilinde yapılacak. Tabii. Belki bir süreç sürecek. Hı-hı. Ama bunu da artık... İşte suistimal edilmemesi gereken evet, suistimal bir konu edilmemesi bu. Gereken bir konu. Çünkü bu yani dünyada bir hasar meydana getirdi. Çok dünya doğru. Ülkelerin çoğu sıkıntıya girdi. Ülkemizin bütçesi belli, ihracatı belli, işte geliri belli. Çok doğru. Gelir nispetinde tek en büyük avantajımız bu ülkede yaşıyor olmamız. Yani gerek işte maskenin devlet tarafından verilmesi ve insanlara dağıtılması ve ücretsiz olarak biliyorsunuz Fransa'da bakan çıkıp halkta elinizde maske varsa bize teslim edin dedi. Evet. Bırakın daha ötesini yani. Siz kullanmayın, bize verin dedi. Yani bu duruma gelmiş ülkeler silah sanayine... Adeta yalvarıyorlar silah bize. Sanayine o kadar para harcayan mesela... işte biliyorsunuz Güneydoğu'da Amerika 30 bin tır silah yığarken... Abi ben biraz da şuna yani, bağlıyorum. Allah'ın sopası yok. Tabii ki yok yani ama... İşte sopası bunlar. Sopası bunlar yani. İbretlik olaylar biraz bunlar da aslında. Ders vermek amaçlıydı bunlar bu. Bunlar ibretlik olaylar ama insanlarımızın da... biraz daha toparlanması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu Allah'tan gelen bir şey elbette çok ama doğru. Kendini koruyacaksın ve yani Kur'an-ı Kerim'de geçen bu 5 tane kavmin yok olma nedenine baksınlar. Biz bunun neresindeyiz? Bu belalar bizi niye buluyor? Ha, şimdi doğru. Bunu söyleyince farklı yerlere çekenler olabilir. Kimse kusura bakmasın. Ben Müslümanım, inancım bu. Elhamdülillah. Okuduğum eyvallah. Kadarıyla, okuduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla, siz biliyorsunuz en azından kesinlikle. Benim geçmişten beri işte bu tür konularda çok hassasiyetimi maneviyatını ve çok da okuyorum. Biraz daha insanlarımızın kendini toparlaması lazım, dürüst olmaları lazım. Dürüst insanlar her zaman başı dik, bazen espri yapıyorum ya, kafam kel, alnım açık, başım dik diye.
Yani siz de aynı durumdasınız. Abi bak işte. Ne etti etti gene evet, beni evet. Bir yerden vurdu. Evet. Ne güzel sohbet ediyordum Erettin abi. Evet. Şimdi Erettin abi ben yani, aslında işin yani, latifesi bir taraf. Ferdi düşünüp bakın çare yok düşünebiliyor musunuz? Yani paranız çok olabilir. Bugün Profesör Haydar Baş koronadan vefat etti. Allah rahmet eylesin yani, diyoruz. Değerli yani, bir genel başkandı hani, efendim. Bilinen bir insan. Evet. Trabzon'da yani kimler gitti? Mesela İngiltere kaybetti. Başbakanı malum iki sefer işte yoğun bakıma alındı. Yani para bu çözüm değil. Çözüm değil. Maneviyat çok önemli. Ya bu her din için geçerli. Ha, yanlış doğru, anlaşılmasın. Yani adam Hristiyan da olabilir ama maneviyatı yerinde olsun. Biz bazı ya, şeylerin farkına geçmiyoruz abi. Toplum olarak. Yani geç var mı artık daha nasıl uyarsın bizi? Değil yani mi? Daha nasıl daha uyarsın bizi? Biz depremde hakkımız olmayan şeyi alırken mesela bir tane örnek vereyim. Adamın evi yıkılmamış. Çadıra koşturup çadır alıyor. Oğlu diyor ki baba ihtiyacımız yok çadıra. Sen niye aldın çadırı? Dönüp diyor ki ya yazın diyor göle gideriz diyor orada açarız diyor. Duyan vatandaş da diyor ki ya utanmıyor musun diyor. Ne olmuş diyor bir tane aldık yani bu tür şeyler gerçekten benim ihtiyacım bakın bana yeter. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminde esnafı gezerken sabah ben siftahı yaptım yan taraftaki komşudan alın dediği zaman ben bunlarla şimdi dünyayı zapt ederim. Bunlar dedi. Çok önemli şeyler evet. Elbette. Efendim bu süreç gerçekten acılı geçiyor. Hem şehrimiz için, şehrimiz iki defa etkileniyor. Ülkemiz için de, dünya için hakeza öyle. Şimdi benim aslında endişem bunlardan ziyade, elbette ki şu andaki endişelendiğimiz durum, henüz bir çözüm bulunamadı, henüz bir süreç yaşıyoruz. Pik yapmasını bekliyoruz, evet. Sonra düşüşe geçmesini bekliyoruz. Allah'ın izniyle bunlar olacak, yaşayacağız, geçecek. Tabii ki kayıplarımız olacak. Hepsine de şimdiden Allah rahmet eylesin diyoruz. Kesinlikle. Ama bir de ekonomik açıdan bakmak lazım. Çünkü hayat da devam ediyor. Ama sosyal açıdan da dikkat etmek lazım. Yani dikkat etmek şart. Şimdi şu aşamada caddelere bakıyorsun hala insanlar halalı geziyor. Ya, çok doğru. Biraz ona eğilmek yani istiyorum biraz işte. Biraz işte orada temkinli olun. Devlet uyarıyor. Ya bu sonuçta ölüm var. Ben mesela bir aydır... Ellerinizden öper tatlı torunlarım var. Ya ben telefonla iş görüntülü görüşüyorum. Hani çocukları uzak değil yakın ama uzaktakiyle de görüşüyorum. Allah bağışlasın. Allah razı bu olsun. Bu süreçte bir torun daha olmuş evet, herhalde. Allah razı buradan olsun. Buradan çok Allah değerli. Son görüşmemizden sonra. Bacım, hanım senin de dünürün Işıl evet. Bacıma. Değerli eşine, ismini unuttum şimdi eşinin. Hilmi Bey. Hilmi kardeşime. Evet. Onlar da dedeliği, nineliği yeni tatlılat. Evet, evet. Buradan da gözleri aydın diyorum. Allah analı babalı büyütsün her şeyden önce. Amin inşallah. Tabii ki analı babalı, nineli dedeli de büyütsün inşallah. Aynen. O torunu, o güzelim evlatlarımızı diyelim efendim. Şimdi, ben tabii torun severken bana çok dikkatli bakıyordu Hilmi Bey. Evet. Hani niye bu kadar seviyor gibi. Şimdi anlamıştım. Şimdi bakıyorum, diyor ki... Ya diyor ben o zaman tuhaf bakıyordum ya. Vallahi diyor görmesem dayanamıyorum diyor. Eyvallah. Ya nasıl ya? Bana böyle acayip bakıyordu. Yani tabii biraz abes görüyordu. Evet abi biraz da genç nine dede oldular onlar. Ben daha genç olmuştum. Öyle yani, mi? Tabii. Yani evet, ben evet. Daha genç. Yani olmuştum. Buradan da söyleyelim. Evet. Hem bacım hem kardeşim. Aha. Tabii Hilmi Bey'le evet. Işıl Hanım. Evet. Her biri de gençlerdir onlar. Evet gençler. Buradan da tekrar selamlarımı iletiyorum. Şimdi abi ben bahsettiğim gibi bir süreç. Bu süreç geçecek. Sonrasında endişemiz bu ekonomik bir olgu oluşturacak. Evet. Bir süreç oluşturacak. Bunlar halkımızın da endişeleri var bu konuda. Tabii ki. Diyor ki esnaf bunun acısını. Ben biraz amiyane konuşacağım. Affınıza sığınıyorum değerli izleyenler. Esnaf şu 3 ay 4 ay kapalılık sürecini bizim sırtımızdan çıkartacak. Ne diyorsun? Öngörün nedir abi? Şimdi bankalar, yani esnaf, bankalar biraz evet. Zorluk çıkarıyor esnafa. Kesinlikle. Hatta özel bankalar daha zorluk çıkarıyor. Devlet bankaları biraz daha hükümetin bastırmasıyla biraz daha kolaylaştırdılar. Bu konuda Sayın Bakanların da dün ve bugün açıklamaları vardı. Çünkü eğer özel bankalar bu zorluğa devam ederlerse ve bu esnaf sıkıntı olursa yarın onların başına kabak patlayacak. Yani biraz daha toleranslı olmaları lazım. Şu ortamda işi zorlaştırırlarsa, tabii, yokuşa sürerlerse şu ortamda
Ödemekte zorlanacak insanlar. Yani normal ortammış gibi para kazanma derdine düşerlerse yarın iş yapamayacak duruma gelecekler. Maalesef. Şubeleri kapatma durumuna gelecekler. Buna dikkat etmeleri lazım ki Bankalar Birliği bu konuda herhalde bir çalışma yapıyor. İnşallah onlar da biraz daha yani genel merkezleri, genel müdürlükleri biraz daha tolerans tanır esnafımıza. Evet. Tabii yine söylüyorum, suistimal etmememiz lazım esnaflarımızın da. Kötüye kullanmaması lazım bazı şeyleri. Yani evet herkesin ihtiyacı var, herkesin alması gerekir. Elazığ iki alması gerekir. Elazığ deprem nedeniyle yaşadığı sorun halen devam ediyor. Maalesef. Ve halen binalar yıkılıyor. Yani bunun bir şeyi yok. Şimdi malum Hayrettin abi, Abdullahpaşa senin... mahallemiz yok oldu. Mustafa Paşa'nın maalesef, yarısından maalesef, fazlası maalesef. Yok oldu. Rüstem Paşa yine aynı şekilde yarısı hemen hemen gitti. Sürsürü mahallemizin belli bir kesimi gitti. Yani diğer mahallelerde olan münferit birkaç bina var tabii, yok değil. Oralara daha sıra gelmedi. Yani bu da İzzet Paşa da var ama hani onlar çok ağır hasar gördü. Daha İzzet Paşa'ya da sıra gelmedi. Çok doğru. Yani şimdi, onun için devletimizin açıklamalarını takip etsinler. Ama bu koronadan dolayı da lütfen herkes kendini korusun. Sosyal zor etsinler. Kontrol etsin. Evden çıkmayalım. Yani zorlasın. Evde meşguliyet bulsun. Evde kitap okusun. Evde gerekirse salata yapsın. Tabii yani yemek yapmayı öğrense. Bakın her gün şefimiz burada artık yemek yapmaya başladı ya. Evet. Biz desinler. Biz de biraz onun için yardımcı başladık. Olsunlar. Evet. Yani yapmaya çalışsınlar. Hani belki becerisi yoksa el becerisi çoğalır. Hani hareket etmiş olurlar. Çok doğru. Onun için bir de huzur olur. Yani evin içinde yürüyüş yapar, işte mekik çeker, barfix, ne bileyim bir şeyler yapar onlar yani. Onlar da çözüm bulacağız yapar inşallah yani buradan. Yapar yani, onlar da yapabilir yani. Başkanım, çalışırken hep şey derdim. Ya işte hanımı atıyorum, çocuklarla beraber bir yere gidelim derdim. Ya hanım fırsat yok, çalışıyorum. İşte. Fırsat. Yüce Allah bir fırsat verdi. Tabii fırsat ki, evet. Hani sıkıntılarınız bitsin size. Az önce dedik ya, düşünmemiz aynen lazım. Öyle. Evet, gerçekten bakın, bu bir... Demin Milat Bey dedi ya, Allah'ın sofası yok. Bazı şeylerde Allah aslında uyarıyor bizleri. Yani bir kopukluk vardı. Evet. Aileler içinde de bir kopukluk birliğinde vardı. Değil mi? Birliğinde. İşte bir taraftan işte sosyal medyayla vakit geçiyor, bir taraftan televizyon izleniyor, televizyon başında vakit geçiriliyor. Ama el işleri yapılabilir. Yani ne bileyim. Bir şey icat edilebilir. Çok güzel söylüyor. Aile yani birliğini de sağlama mesela, önemli ama yani ters tepmez inşallah. Ben düşünüyorum ben mesela. Ben düşünüyorum mesela. Düşündüm ne yapabilirim? Dostlarımın veya işte özellikle öncelikle Elazığlı yazarlarımızın çıkardıkları evet. kitaplar, kesinlikle. Hediye ettikleri kitaplar. İnanın çoğunu açıp okuma fırsatım olmamıştı. İşte sırayla açıp okuyorum. Bu arada sosyal medyada da paylaşıyorum. Hem işte kitapları tanınmış oluyor, tanıtmış oluyoruz. Yani buna da gizli reklam hani kesinlikle yani yok. Yani orada tabii onlar da Elazığ'ımızın değerleri abi. Kesinlikle. Onlar da her zaman tabii, göstermek güzel zorundayız. Güzel şeyler var, güzel kitapları var hemşehrilerimizin. Yani herkesin var da hani Elazığ'da yaşıyorsam bir de dostlar hepsi tanıdık olanların çoğunun kitabı var bende. Şimdi sıra şeyde bugün mesela Keban'da yeni bir şairimiz var, Ahmet Demir evet, kardeşimizin. Evet, Ahmet Demir Bey. Burada programımıza da gelmişti. Çok güzel kafiyeli evet, şiirleri vardır. Yazar durur. Şimdi sıra onda. Şiirlerini yani işte, okuyorsun. Evet. Benim kuzenim var. İzmir'de yaşayan elektrik elektronik mühendisi edebiyatı mezunu Aslıhan Tüylüoğlu. Onun 4-5 tane kitabı vardı. Fırsat bulamamıştım. Onu okumaya başladım. Yani işte Ekrem Bey'in hediye ettiği fıkra kitabı. Bizim Yücel'in yazdığı evet. mesela Elazığ folkloru ile ilgili kitap. Ondan sonra Nevzat Ülger Ağa Bey'in yazdığı kitaplar vardı. Onlara bakıyorum. Şükrü Kacar Hocam'ın kitapları var. Yani aklıma gelmeyenler beni bağışlasın şu anda. Tabii yani ki. Aklıma gelen Elazığlı yazarlarımıza önem verelim özellikle. Diyoruz. Evet, çok doğru. Tarihi zaten eskiden beri okuyorum. Özellikle bölgemizin yakın tarihini falan. Çok doğru. Şimdi abi mesajlarımız da geliyor. Evet. Milat Bey iyi yayınlar. Hayrettin Bey'i sağlıklı olarak görmek güzel demiş. Herkese selamlar. Ömer Türkbay bize ulaşmış. Çok teşekkür ederiz evet. Ömer Bey'e de. Sağ olsun. Sağ olun. Efendim mesajlarımız geliyor. Onları da okuyacağım. Hayırlı yayınlar.
Hayırlı yayınlar. Dayım dayın demiş. Erdoğmuş hep kravatlı getirsin. Bir günde köylüm çiftçi getir demiş. Hani köylü şehrinin efendisiydi, saygılar. Kemal Yılmaz Almanya'dan. Efendim elbette ki onlar bizim. Biz de köylüyüz efendim. Biz köylü değil miyiz? Kesinlikle. Değil mi? Öyle algılamayın. Ya, ne programın olur? Başında köyden bizim bahsettik aslında. Onda. Programın evet. Başında köyden bahsettik. Tabii kesinlikle. Hatta hemen şefime köyümü sordum. Da. Aha, hemen şefime köyümü sordum. Yani biz de köy çocuğuyuz tabii. Yani bizler de efendim şeyden çıkmadık elbette. Yok. Bizler de köy tabii. İnsanıyız. Belki özlemi vardır hemşeremizin, anlamdır. Başım üstüne vardır. En kısa zamanda yani. Bir köylümüzün de sorunlarını dinlemek için getireceğiz. Evet. Buradan. Şu anda köyde yaşayanımız, hepimiz köylüyüz. Köyde yaşayan evet. Bir hemşehrimizi evet. Neden olmasın? Ama inşallah valiliğimiz izin verir de köyden buraya gelebilirler. Sıkıntı yok sanırım. Köyden gelme sıkıntısı yok. Oradan buraya yok, yok. Buradan buraya gitmeye. Şehirden şehire sıkıntı evet. Var. Eyvallah. Aynı şehir içinde yok. Karantina evet. Bölgesi dışında. Öyle değil mi? Köylüler kendi tabii, köyüne tabii. Gidip gelmesi için Tarım İl Müdürlüğü'ne izin tabii, alabiliyorlar. Tabii, sıkıntı doğru. Yok orada. Milat Bey hayırlı programlar, zevkle izliyoruz. Hayrettin Bey'e de selamlar demiş. Milat Bey hayırlı programlar diliyorum. Zevkle izliyoruz. Hayrettin Bey'e de selamlar. Gıyasettin Özdoğan. Eyvallah. Çok değerli ağabeyim o da. Buradan da selam olsun. En kısa zamanda görüşmek istiyorum abi diyelim. Efendim videolarınız da düşüyor. Bunlar haber servisimiz değerlendirecektir diyorum. Şimdi abi. Az önce güzel bir konuya temas ettin. Son olarak buna girmek istiyorum. Evet. Bankalar. Evet. Bankalar esnafımıza sorun çıkartıyorlar bazı konularda. Hı. Çok değerli, senin de birlik başkanı olduğun, genel koordinatör olduğun odalarımız, evet. Derneklerimiz bunu bizim programımıza da gelince dile getiriyorlar. Şimdi odalarımız bu konuda sıkıntı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bankalar bazı şeyleri gözetmeyecekler. Ne gibi? Kara listeye giren esnafımızı ki şu aşamada inanın kara listeye girmeyen hiçbir esnafımız yok. Kimse, çeki yazılmayan, ödemesinde sıkıntı yaşayan hiçbir esnafımız yok. Çok bak. Nadir olur artık bu saatten bu, sonra. Büyük bir olay. Şimdi bankalar artık bunları arıyor olmuş. Yani Cumhurbaşkanımız bunları gözetmemelerini söylemişti. Bankalar bu konuda nasıl bir DAST bir böyle bir çalışması var mı? Çünkü tabii. Büyük bir sıkıntı. Esnafımız bu konuda kredi çekmekte sıkıntı yaşayabiliyor. Senin yorumunu almak istiyorum. Çünkü bu süreci en hafif hasarla geçirmek zorunda esnafımız. Malumunuz biz... Çünkü zincirlerin halkalarıyız. Evet, Doğu Anadolu, halk ve esnaf. Doğu Anadolu bölgesinin sivil toplum kuruluşlarını temsil ettiğimiz için biz de kendimize göre araştırma raporu hazırlıyoruz. İlgili bakanlıklara tevdi ediyoruz. Aktarıyoruz. Yani geçmişte mesela tarımla ilgili bölgemizin tarım araştırma raporunu hazırlamıştık. İşte kadına şiddetle ilgili rapor hazırlamıştık. Gençlikle ilgili raporlar hazırlamıştık. Bununla ilgili de inşallah bu süreçte rapor evet. Hazırlayıp yetkililerimize, büyüklerimize, devletimizin büyüklerine arz edeceğiz. Temennimiz odur ki bu dönem içerisinde ülkemizin bu krizi, çünkü biz sadece bu krizle uğraşmıyoruz. Bakın biz depremle uğraştık, krizle uğraştık. Biz bir daha de, öncesinde bir de ekonomik bir, kriz bir vardı de, abi. Bir de güneyde bir savaş içerisindeyiz. Malum tamam. Diğer ülkelerin Akdeniz'deki çalışmaları, petrol, evet. Gaz çalışmaları. Deniyorum. Yani bizim bir taraftan da savaş gemilerimiz orada güvenliği sağlıyoruz. Evet. Yani biz birçok yerden kuşatılmış olduğumuz halde bu korona ile ilgili biz diğer ülkelerden iyiyiz ama bunu devlete yardımcı olmamız lazım. Yardımcılığımız nedir? Biz mümkün mertebe dışarı çıkmamamız lazım. Yani tabii mecburi olan, işte gıdayla uğraşan, güvenlikle uğraşan, yani insanlarımızın ihtiyacını karşılayanlar elbette çalışıyor ama gerçekten mecbur olmadan dışarı çıkılmasın diye ben halkımızdan bunu rica Eyvallah. Ediyorum. Yani bu sokağa çıkma yasağının yapılmaması, hani buna işte nasıl olsa sokağa çıkma yasağı yok, çıkalım, gezelim değil. Öyle bakmamak lazım. Bu hastalık öyle bakmak eğer şu anda değil. Şu anda sokağa çıkma yasağı gelmiyorsa, üretimin durmaması, evet. işlerin aksamaması için yapılmıyor. Tabii. Ben çalışanlar için sokağa çıkma yasağının gelmediğine inanıyorum. Tabii öyle. Ama çalışmayan kesimin de evden çıkmaması, kendini izole etmesi gerektiğine inanıyoruz. Değerli izleyenler, bu konuda hassas davranalım. Kendimizi düşünmüyor olabiliriz. Bakın,
Ben genel konuşuyorum. Ama aile fertlerini, yaşlılarımızı, çoluk çocuğumuzu düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu bir Türk insanına yakışan davranıştır diye düşünüyorum. Her Müslümana yakışan bir davranış. Müslümana yakışan. Çok güzel bir yaklaşım. Evet. Böyle düşünmek lazım. Evet, servisimizi yapıyoruz değil mi şefim? Evet, başladım ben servisi yapmaya. Yapıyoruz. Ya ben bir mesajımız daha var, onu da okumak istiyorum. Sayın Başkanım, Allah'tan acı şifalar diliyorum. Hayrettin Karakaya Elazığ'ımız için bir değerdir. İyi yayınlar diliyorum. Sertaç Yılmaz bize ulaşmış efendim. Aydın'dan selam, sevgi ve saygılar. Çok güzel program ve çok değerli bir konuk demiş. Heyecan ile bekledik. Zevkle izliyoruz. Mikail Kavaklı bize ulaşmış Aydın'dan yine. Mikail Bey, Aydın Koçarlı Gençlik Spor ilçe müdürümüz. İlçe müdürümüz. Hemşerimiz. Hemşerimiz. Buradan da selam olsun efendim Aydın'a. Selam. Abi Aydın'da çok yakın ilişkiler var maşallah, görüyorum. Belli dönemde orada iş yaparken tanışmıştınız. Hemşerilerle güzel bir dostluk kurduk. Çok doğru. Gerek buradan tanıdık, gerek orada tanıştıklarımız. Şeyi koparmadık. Aydın'daki hemşeriler kurduğu WhatsApp grubuna Aydın'da oturmayıp da buradan katılan herhalde tek kişiyim, öyle biliyorum. Yakın zamanda dediğim gibi birinci bölümde bir dernek kurdular. Evet. Hayırlı olsun o dernekleri. Haberim var. Ayet adında işte birinci bölümde bahsettik derneğimizden. Güzel çalışmalar yapacaklar inşallah. Onun için diyalogumuz fazla. Orada emekli aile büyüğümüz var. Büyük amcamız orada yaşıyor, ikamet ediyor. Allah uzun ömürler versin. Her gün görüştüğüm istisnasız. İsmet amcam var orada. Ona da buradan selam, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum yengemle beraber. Bir mukabele efendim bizde. Onlar da 65 üstü olduğu için sokağa çıkamıyorlar malum. Öyle bir sıkıntılar var. Eminim bizleri izliyorlardır. Tahminen izliyorlardır. Evet. İzlemiyorlarsa da tekrarını izlerler. Amca şey yapar, gerekirse YouTube'dan izler o. Evet. Onlara da buradan selam, saygılarımı gönderiyorum. Orada epey dostluklarımız var. Gerek Elazığlı, gerek başka şehirlerden. Özellikle Doğu Güneydoğu'daki orada çok yaşayan insanlar var. Güzel dostluklar kurduk. Var. Bağımız kopmadı, görüşüyoruz hala. Onun için Türkiye'nin her tarafında dostlar var, arkadaşlar var. Sağ olsunlar. Demek ki biraz seviyorlar. Eyvallah. Biz seni sevmemek mümkün mü abi? Seni sevmemek mümkün mü? Eyvallah. Abi şöyle bir yemeğin tadına bakalım. Peki, bismillah. Senin damak zevkini de iyi biliriz tabii. Bu konuda. Efendim, ben çok değerli şefime dönmek istiyorum. Harika, tamam, harika bir olmuş. Yemek yapmış. Evet. Ellerine sağlık. Sotemizi bitirdik. Görüntü harika. Tadına bakmadım daha Feyzullah. Pilavımız ben tadına baktım. Zaten, nasıl abi? Yine... İyi mi? Beğendin mi? Mükemmel. Pilava da baktın mı? Pilava da bakayım. Ne olur. Pilava da güzel gözüküyor. Bakacağız. Akşam evde oturanlar için böyle eşleriyle beraber yapacakları güzel bir i̇şte yemek. İşte beylerin canı sıkıldığında evde ne varsa, biber, domates, patlıcan, patates pilavı şey yapabilir, lezzet pilavı. Pilavda baharat olarak ne kullandınız? Biraz karabiber, biraz kekik kullandım. Tamam. Piştikten sonra kekiği ve karabiberi piştikten sonra attım yalnız. Tamam. Aromayı güzel, ve kokuyu versin. Güzel bir aroma süper çıktı bana. Hani afiyet olsun abi. Yiyeceğiz efendim. Şöyle, ellerine sağlık diyorum şefim. Daha tadına bakmadım, bakacağım. Tamam. Gıcık yapmasın diye yiyemiyorum biliyorsun şu anda. Ama içimde gidiyor. Gitmiyor çok, değil. Çok güzel olmuş. Hep birlikte beyler yiyeceğiz dinlesinler efendim. Biz de buradan tekrar üstüne gidelim. Evet, bir mesajım daha var. Onu da okuyup hemen. Evet, şu anda silinmiş. Zannediyorum yazacak, belki de yazmadı. Ben huzurlarınızda çok değerli Hayrettin Karakaya abime çok teşekkür etmek istiyorum. İnanın bu süreçte kendini izole etti ki kronik bir rahatsızlığı var biliyorsunuz. Deprem öncesi bir rahatsızlık geçirdi. Bir kalp krizi, yani ağır bir kalp krizi yaşadı. Bu süreçte bizi kırmayıp geldi. Gündemi tartıştık, gündemi konuştuk. Yapılması gereken yapılanları tartıştık. Efendim kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman kendisi beni kırmayıp geliyor. Eyvallah. Allah ondan razı olsun. Çünkü Elazığ'daki öngörüleri bizim için çok kıymetli, çok değerli. Ama evet, Mehmet Şekerci resmini gördüm de öyle biliyorum. Milat kardeşim, size değerli aşçımıza ve abimiz Hayrettin Karakaya koya gelsin başarılar diliyorum demiş Mehmet Şekerci. Değerli hocam Profesör Doktor Mehmet Şekerci'ye de buradan sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum değerli hocama. Huzurlarınızda Hayrettin abime tekrar teşekkür ediyorum, Hayrettin Karakaya abimize.
Şefime yaptığı yemekler, o güzelim lezzetler için teşekkür ediyorum. Efendim, bugün de biz Aylansıra'nın yine sonuna geldik. Yarın çarşamba günü birbirinden değerli konuklarımız olacak yine. Birlikte olacağız. Ne olur bizi yalnız bırakmayın. Gündemi, nabzı burada tutmaya devam ediyoruz efendim. Yarın Milano Mutfağı'nda saat 15'te görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.